Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz tatlınızı bizi misafir ettiğiniz için. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyorum size. Teşekkür ederim. Bugün fuarın ikinci günü. Fuarla ilgili düşüncelerinizi alacağım. Koz ilacı, koz grubu konuşacağız. Ama öncesinde değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Sayın Ömer Mert Örs kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ömer Mert Örs 2011 yılından beri bitkisel OTC ürünlerle ilgilenip başlangıçta sadece bu işin toptanıyla başlayıp sonra üretim kısmına geçen iki ortakla, iki kurucu ortağız üretime başladık. 1000 metrekare alanla başladık. 28 kişiyle başladık. Şimdi yılbaşından itibaren koz ilaç oluyoruz. Hatta şey olarak 4500 metrekare kapalı bir alanımız oluyor. Güzel bir fabrika yapıyoruz. Sektörde güzel yere gelmek için elimizden gelen en iyi şekilde normal ürünlerle, normal bitkilerle değil de işin en iyisi neyse, içeriği en iyisi nasıl oluyorsa, bu Akdeniz Üniversitesi ile çalışmalarımız, ortak projelerimiz var. Kimine daha iyi nasıl yaparsak onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evet, aslında büyük bir Ar-Ge'ye sahipsiniz. Akdeniz Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütüyorsunuz. Evet. Genç girişimci olarak aslında sürekli kendinizi yenileyerek, geliştirerek ve büyüyerek, teknolojiyi de kullanarak bugünlere geldiğinizi söylediniz. Evet. Tercih edilme sebeplerinizi bize söyler misiniz? Başarınızın sırrı nedir? Başarımızın sırrı ürünle ilgili, içerikle ilgili en ufak bir ödün vermeden en kalitelisi nasıl oluyorsa onu araştırarak yapmamız. Yani ürünlerimizin geri dönüşü olması. Tek sırrımız bu. Verdiğimiz ürünlerde... Ar-Ge'nin de çok güçlü olması. Kesinlikle sanıyorum öyle. Ki. Yalnız şeyde hani katalog çalışmamızda da olsun, hani liste ne yaparsak yapalım, önce ürüne kendimiz inandıktan sonra piyasaya sunuyoruz. Yani bunu eşimizle, dostumuzla, kendi çevremizle bile tamamen onayladıktan sonra bunu kataloğumuzda da aslında bireysel olarak tüketici önce sizsiniz. Kesinlikle öyle. Değil mi? Önce kendimiz inandıktan sonra ürünü piyasaya sunuyoruz. En büyük başarımız da bu. Ürünleri anlatalım mı izleyicilerimize? Çünkü bu ürünlerin hepsi muhteşem ürünler. Neler var? Şimdi bizim öncelikle hemoroid ve prostatta çok güzel yol aldık. Onun dışında form çaylarımız, işte konjak, glupamandan diye bir ürünümüz var. Bu mide küçültmeyle ilgili bir şey. Normalde kelepçe yapıyorlar ama biz kelepçeyi kaldırıyoruz. Onun yerine onu çıkaralım mı? Şey ürün yapalım. Arkanızda sanırım. Tabii. Şu şekilde Gluconis Plus diye bir ürünümüz var. Hı hı. Bu Gluconis Plus nedir? İşte midenin %70'lik bir hacmini kapatıyor, donuyor, 8 saat orada kandırıyor. Yani beyne sinyal gönderiyor, ben doluyum diyor. Bu şekilde hiçbir yan etkisi olmayan, hiçbir içerisinde kimyasal bulunmadan, sadece tek bitkili, içerisinde ekstradan sadece lekarnitin olan bir ürünümüz. Zayıflama ile ilgili çok güzel bir başarı yakaladığımız bir ürün yani. Şunu söyleyebilir miyiz? Cerrahi işlem yapmadan tabii aslında mideyi... 8 saat kandırıyoruz. Evet, öyle bu müthiş söyleyeyim bir şey. Aynen öyle. Ve bu şeker, kolesterol, yani kalp rahatsızlıkları herkes kullanabiliyor. Bunun araştırmasını da yapabilirler. Yani konjağın nelere iyi geldiğiyle ilgili. Anlatan da çörek otu gibidir yani. Nelere yaradığını sıralasak bitmez burada. Harika. O şekilde. Bunun gibi majör ürünlerimiz var. Bunlar sayesinde güzel bir isim yaptık. Koz Grup olarak. Yani ürünlerimizin her zaman da arkasındayız. Gıda takviyeleri var. Evet, kapsül gruplarımız işte. Yine kozmetikle ilgili bir önemli kozmetiğe ürünler var. Kozmetiğe yeni girdik. Yaklaşık bir 8 ay oldu. Yılbaşından sonra kozmetiğe daha da ağırlık vermek istiyoruz. Kozmetiğe çok önü açık, çok büyük bir sektör yani. Orada da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Çünkü kapsül grubu gıda takviyelerinde kendimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Her gün üstüne ekle ekle gidiyoruz. İnşallah evet, kozmetikte de öyle yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun tabii. Sağlık sektörüne, aynı zamanda şu an içinde bulunmuş olduğumuz çok sancılı pandemi sürecinde en çok ihtiyacımız olduğumuz ürünlerle aslında piyasada bunları bizimle buluşturuyorsunuz. Teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Biz teşekkür ederiz. Üretim yeriniz nerede? Bursa'da, İzmir yolunda, 4. kilometrede 4500 metre kapalı bir alanımız var. Bunun içerisinde neler üretiliyor? Soğuk pres yağlarımız, işte kapsül grupları, tablet dolum, sıvı dolum. Bunun haricinde işte kozmetik grubuna şimdi giriyoruz. Çok geniş bir yer fazla görebiliyoruz. Evet, ya bunun sonu yok zaten. Sonu yok. Bir şey alıyorsun, yeni bir şey çıkıyor, onun makinesini alman. Onun sonu yok.
Peki biz bu ürünlere nasıl ulaşacağız? Bireysel tüketiciler olarak ulaşmamız internetten mi oluyor? Bayilerle mi çalışıyorsunuz? Belli başlı ürünlerimiz var. Bayilerle çalıştığımız ayrı, internetten satış yaptığımız ürünler ayrı, eczanelere verdiğimiz ürünler ayrı. Hepsinin sınıfları ayrı. Ama bizim sitemize girerek hangi sayfalara yönlendirmek istiyorsa zaten üründen hangi sayfaya gideceğini yönlendirmeleri yapılıyor. Sitemizden bütün ürünlerimizi görebilirler. Kurumsal web sitelerinizden, sosyal medya sayfalarınızdan, evet. Koz Grup, Koz İlaç dendiğinde aslında bu ürünlerin tamamına ulaşabilirler. Aynen. Hedeflere de değinelim mi? Genç girişimcisiniz, dinamik yapınız, kadronuz, ve Ar-Ge'nizle, güçlü yapınızla bundan sonra biz sizi nerelerde göreceğiz? Bundan sonra yerli firma olarak en çok adı duyulan firma olmak istiyoruz. Koz İlaç olarak. Yabancı markaların bizim Türk eczanelerimizde yeri olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim daha çok olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onlardan daha iyisini yapabilir miyiz? Kesinlikle yapabiliriz. Bu tamamen üreticilerin elinde. Yani tüm üreticilerin de bu konuda daha kaliteli ürün yapmaya, en iyisi neyse onu yapmaya herkesi zorlamamız gerekiyor. Ki yerli firmalar bizim eczanemiz, bizim raflarımızda yerli firmalardan başka olmasın. Milliyetçi olalım, biraz kendimizi şey yapalım. Evet, kesinlikle sonuna kadar katılıyorum bu konuda size. Peki talepler daha çok nerelerden geliyor? Gerek yurt içine, gerek yurt dışına nerelere kadar hizmet götürebiliyorsunuz? Orta Doğu'ya çok kapsül üretimi yapıyoruz, fason üretimi olarak. Almanya, Hollanda, Avrupa'ya bunları gönderiyoruz. Azerbaycan'a çok şurubundan tutun çayına, çayından kapsülüne. Azerbaycan bu konuda çok aktif. OTC ürünlerde çok satışı güçlü olan bir ülke. Tabii şu an malum durumlardan ötürü orada da biraz sıkıntılar var. Aşacağız hepsini. Ama Orta Doğu'ya büyük bir pazar var. Oraya yavaş yavaş giriyoruz. Evet, biz sizi bir dünya markası olarak İnşallah. Aslında görmek istiyoruz. İnşallah. Gurur kaynağı olacağınıza inanıyorum. İnşallah, biz de onu istiyoruz. Pandemi sürecini sormak istiyorum. Bu süreç nasıl geçti? Pandemi sürecinde ürünlerinizle ilgili izleyicimize tavsiyeniz var mı? Pandemi süreci bize yaradı. Nasıl yaradı? Bir önce bitmesini temenni ediyoruz. Fakat bizde metabolizmayı yükseltecek ve T3 hücrelerini güçlendirecek ürünlerimiz olduğu için o ürünlere çok güzel bir rağbet oldu. İnternet satışımız olduğu için evlerde oldukları da ilk yasaklarda herkes evlerde. Orada herhalde canı sıkılan herkes internete girdiği için müthiş bir internet satışımız oldu. Bağışıklık güçlendirici sürekli ağırlık verdik. Biz de işte el dezenfektanları çıkardık. Biz dedik ki bu virüs boğazdan başlıyor, solunum yoluyla geçiyor. El dezenfektanı değil, orayı tutacak bir dezenfektan yapalım. Antikov diye bir ürün yaptık. Akdeniz Üniversitesi ile birlikte ortak projemiz. Bunun dışında burayı kaçırdık. Hemen Kızıl Propolis ve Raptor diye bir ürünümüz. Bunları ikisini birlikte kullandığımızda bu Raptor dediğimiz çam kozalı tamamen T3 hücresini güçlendiriyor. Zaten güçlü olan bu koronaya karşı daha rahat geçiriyor. Normal grip gibi atlatıyor. Amacımız da insanların bağışıklık sistemini güçlendirip bu şekilde virüse karşı önlem almaları. Evet, özellikle bu dönemde mutlaka ve mutlaka bu virüse kapılmadan, yakalanmadan önce bunları kullanırsak yakalanmamızı da geciktirmiş. Kesinlikle. Belki de hiç yakalanmadan atlatmayı Aynen. sağlamış olacağız. O yüzden izleyicilerimizi sitenize online alışveriş için buradan davet etmiş olalım. Evet. Son cümlelerinizi alacağım. Fuarın ikinci günü, fuarla ilgili düşünceleriniz, beklentileriniz ve izleyicimize son mesajınız nedir? Beklentimizin üstünde oldu. Malum bir korona ortamı var. Herkesin bir korkusu var. Bizim de korkumuz var tabii ki de. Ama önlemlerimizi aldık. Fuar yetkilileri de çok güzel çalışmışlar. Önlem olarak sürekli uyarılar, sürekli tekrar söyleniyor. Yani buradaki kişilerde bilinçli olduğunu görüyorum. Herkes ona göre hareketlerini yapıyor ve yurt dışından katılım çok olmayacağını düşünüyordum. Onun biraz şeyi vardı ama çok şükür ilk günden bile yurt dışından müşterilerimiz oldu. Bugün biraz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Yarın son günümüz. Güzelce kendimizi tanıtıp yerimize dönmek istiyoruz. Evet, yeni fuarlarda inşallah tekrar İnşallah. Covid-19'suz günlerde görüşmek dileğiyle diyorum İnşallah. Ben de. Çok keyifliydi. Başarılarınız daim olsun Mert Bey. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.